Merhaba arkadaşlar. Bugün 27 Nisan. 6 ay aradan sonra ilk kez kızlarımın kapaklarını açıyorum. Durumları gayet iyi. 3 ve üzeri çıtalarda ben kışlatmaları yapıyorum. Herhangi bir problemi olmuyor. Yani nasıl kışa alıyorsam o şekilde çok az bir kayıpla çıkış yapıyorlar. Sadece bir konum 3 çıta koymuştum. Kışa hazırlamıştım. İlk bir çıtaya kadar düşmüş. Buna şimdi güçlü kovanlardan takviye yapıyorum. Küçük kovanlardan aldığım çıtaları sırasıyla getiriyorum arkadaşlar. Önüne çarpıyorum. Ekeler, tarlacı dediğimiz yani birbirini kıracak olan arılar kovanına dönüş yapıyor. Buradaki gençler de arkadaşlar gördüğünüz gibi kovanın önüne geliyor. Şimdi kanat kaslarıyla kovanın önünde yalvarış dışında bulunacaklar. Yani bizi içeri aldım diye. Çünkü ne yapacaklarını bilemiyorlar. Onlar da içeridekiler de bunların kovana zarar vermeyeceğini biliyorlar arkadaşlar. Mevcut kovanın zarar vermeyeceğini biliyorlar. Almaya başlayacaklar içeri. Sorunsuz bir şekilde içeri geçiş yapacaklar. Şimdi bak, titreşimlerini hissedebilirsiniz. Sırasıyla hepsini arkadaşlar içeriye doğru çekiş yapacaklar. Şimdi hepsi bak nasıl hızlanıyorlar, gördünüz mü? Bak, ip gibi sıraya dizildiler. Kovanın içine giriş yapıyorlar arkadaşlar. Tavsiye ederim bu yöntemi. Çok sağlıklı bir yöntem arkadaşlar. Hiçbir şekilde arılarınızı birbirine kırdırmıyorsunuz. Dediğim gibi güçlü kovandan çıtayı alıyorsunuz. Birleştirmek istediğiniz, takviye yapmak istediğiniz kovanın önüne böyle bir torba hazırlıyorsunuz. Onun üzerine çarpıyorsunuz ama çarpmadan önce mutlaka kraliçe kontrolü yapıyorsunuz. Çarptıktan sonra da arkadaşlar bakın ben dizlerim üzerine kırıldım burada. Çarptıktan sonra da yine geliyorum arkadaşlar. Takibini yapıyorum. Yanlış bir ola ki kraliçe gözden kaçar. Onu da bu kovana vermeyelim. Çünkü bu aylarda o kovanı kraliçesiz bırakırsak erkek arı olmayacağı için çiftleşebilecektir. Zamanla kraliçe çıkarır ama çiftleşemeyeceği için bütün yavrular erkek olacaktır ve zamanla sönecektir arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere.